Benden haber bekleyeceksin. Benden haber gelinceye kadar bahçenin bir metre dışına bile çıkmayacaksın. Bir metre bile. Ay çok ağır bunlar, şu bakıyor. Bir yastık getirsinler, altınları üstüne takalım. Ah çok iyi olur, bu kadar şey taşıyamıyor. Ay kıyamam ben, ah güzel gelirim. Fatma bir yastık getir. Bana bak, sayarak ver ha. Affedersiniz, Zeliha bunu alamaz. Ama lütfen kalsın, çok hoşuna gitti. Size hediye olarak verilmiş bir şeyi nasıl bir başkasına verirsiniz? Rica ederim, bu hiç yakışık almaz. Gel. Nereye? Atla falan gidelim. Fatma abla hadi. Gelin ha, gelin ha. Daha ilk günden beni rezil edeceksin milletin içinde. Hadi gel dolaşalım biraz. Bak görüyor musun? Takılırız biraz. Bebekken geldiklerine inanmakta zorlanıyorum Selim'e. Yani söylemek zorundayım artık. Bizim buraların kızları güzel olur Bahar. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi işte. Bu başka türlü bir şey ama ya. Allah Allah. Heh, dur dur. Siz durun bakayım. Heh, alkışlar davulcuya. Vur! Vur! Aa! Bir ailemiz oldu. Sen sihirbaz gibisin zaten. 15 gün önce koskoca yabancı bir şehirde yapayalnız dolaşıyordum. O koca şehirde kafama göktaşı gibi düşen sensin. Hadi bakalım. Oh! Hey hey hey! Bak gençler ne güzel coştu. Yanaşmaların halaya katılması görenekten değildir baba. Oğlum ne diyorsun sen ya? Sen bu evde kimseden ayrı gayrı bir hareket gördün mü? Sen kardeş gibi büyümedin mi onlara? İyi o zaman. Seyhan abi, şu senin jipin anahtarını versene bana. Delirdin mi lan sen? Bekir Kirve, şuna söyle peçeteyle sarılınca meyve suyu adamı fena çarpar. Bak. Yürü lan. Yürü. Yürü hadi. Oğluna bir kahve yap da kafayı toplasın biraz. Bir oğluma kahve yapmam eksikti. Ne o anacığım? Düğüne katılamadın mı bir türlü? Niye burada oturuyorsun? Bak herkes seni soruyor. Kuzu sensiz boğazlarından geçmiyormuş. Deli deli konuşma lan. Nesi var bunun Bekir? Bilmiyorum vallahi. Biraz önce de Seyhan Ağa'dan cipin anahtarını istedi. Dövecektim ama önce bir sana getireyim dedim. Seyman Ağa'ndan da gidip gelini istemeden ben sana bir kahve yapam Enisa. Çık dışarı, çık. Çık hadi. Hadi. Tamam, tamam. Çabuk hadi yukarı. Sen de kız. Hadi çık sen de. Çık lan. Git dolana devrini tamam, geber. Tamam. Hadi git sen de. Sen de. Gözükmeyin gözüme hadi. Ne bakıyorsun öyle? Bu doğru askere gidecek. Okul mokul yok. Gitsin adam olsun. Abuk subuk konuşma Bekir.
Genç çocuk ne yapsın? Para gözünün önünde oluk gibi akıyor. Buncağızın bir çift spor ayakkabı için iki ay yalvarıyor. Almadık mı? Almadık. Seyhan'ın eskisini bulup verdik. Haline şükretsin. Onu bulamayanlar da var. Sabretmeyi bileceksin. Ben Mahmut Ağam'ın anasının elini öptüm de yanına yaktım. Bak şimdi. Salih. Gel seni Murat'la tanıştırayım. Murat bak bu benim sınıf arkadaşım Salih. Bak bu da Bahar ablanın yeğeni Murat. Murat bu sene mezun oluyormuş. Öyle mi? Memnun oldum. Sizinle tanışmak benim için büyük şeref. Ne içiyorsun? Meyve suyu. Bana da versene şu meyve suyundan. Meyve suyunu yanaşmalardan iste. Ben yanaşma değilim. Ben sadece baş yanaşma Bekir Kirbe'nin oğluyum. İkisi farklı şeyler. Baban yanaşma değil Salih. Aslına bakarsan bu evde kimse yanaşma değil. Yanaşma boğaz tokluğuna çalışan, hiçbir hakkı olmayan kimselere denir. Senin annenin ve babanın dolgun bir ücreti, sigortası, emeklilik ikramiyeleri var. Fabrikalarımızdaki işçilerimizden farklı olarak da onları anamız gibi sevdik saydık. Artık Zeynep'i okula senin götürmeni istemiyorum. Sakın ağlama. Bak ablanla annem buraya bakıyor. Sakın duygularını belli etme. Yoksa onu bir daha hiç göremez. Gülümse. Gülümse dedim. Hadi aldırmaz görün. Aferin. Hadi gel şimdi masaya gidelim. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. İyi günler. Bahar. Gidenler var. Kızların yetişme çağında sağları sonları belli olmaz. Aldırma. Annemler halleder. Tabii. Bu türküyü ne kadar çok severim. Thank you.
Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yine buyurun. İyi geceler. İyi geceler. Sabaha bıraksalardı ya, canları çıktı hepsinin. Ay, iyi duvamı açmayacaktım, tüh. Dur, yüzümü kapatayım bari. Kapatayım mı, açayım mı Seymen? Aa, rezalet. Seymen, uyudun mu? Ya inanmıyorum ya. Seymen ağa. Ağam, sana söylüyorum. Rezalet ha? Ya da ağan sana rezaleti göstersin. Yapma ya, gelinliğimi buruşturacaksın. Sanki yarın gece gene giyecek. Hey Allah'ım ya. Buruşursa buruşsun. Niye öyle diyorsun? Belki kızımız da giyer evlenirken. Çıkartalım da buruşmasın o zaman. Ne bu hal? Niye daha ilk sabahtan beni yalnız bıraktın yatakta? 3 gün sonra yatağa da girmezsin sen. Bütün gece başım çatladı Seyman. Seni uyandırmamak için dişimi sıktım ama sabah olunca artık dayanamadım. Kalkıp ilaç bulayım dedim. Ya insan uyandırmaz mı? Hayret bir şey. Hemen doktoru arıyorum. Sen çık yat. Yok canım, geçer şimdi. Sıcak bir duş yapayım. Gerginlikten herhalde. Hayret. Hayatımda ilk defa başım ağrıyor. Ya hadi yiyeceksek yiyelim artık. Hem sabah köründe kaldırıyorsunuz hem de yedirmiyorsunuz. Tamam kızım, geliyorlarmış işte. Bekle biraz. Bize ne? Yesinler onlar. Kaçta yattık anne ya? 7'de kalktı gelin. Ne yapalım yani kızım? İlk günden yalnız bırakılır mı? Ayıp. Ne oluyor anne? Biz gelin hanımla yatıp gelin hanımla mı kalkmak zorundayız? Hiç. İlk günler beraber kahvaltı edilir. Ayıp. Tam aksine ilk gün ortalarda dolaşılmaz. Olur mu canım? Oğlan kahvaltı edecek, çayını içecek. Anne, artık onun bir karısı var. Bırak baş başa yesinler, konuşsunlar. Sana ne oluyor? Kendimi bildim bileli. Evin erkeklerinin önüne kahvaltılarını ben koydum. Ne babam, ne kocam, ne de oğullarım kendi başlarına sofraya oturmadılar. Artık kocan yok Sümbül Sultan. Kocan öldü. Aynı benim kocam gibi. Evin erkeğinin de artık karısı var. Kahvaltı işini ona bırak istersen ha. Dilara, ne oldu? Niye bağırışıyorsunuz? Gelin hanım yoklar mı? Yok, çok kötü baş ağrıyor. Doktor aradım, yatıyor. Bir daha beni gelin kalktı filan diye rahatsız etmeyin. Ne ağrısıymış bu böyle ilk günden? Otelde babası, ablası bekliyordu. Gezdirecekti. E ne olacak? Seyhan ilgilenecek. İstiyorsan sen de gidersin. Aa, ayıp oğlum. Siz gelmeden olur mu? Hastaymış anne. Doktor gelecekmiş, abim anlattı ya. Evde kalsa ağrımayacak mıymış başı? Hem temiz hava iyi gelir. Afiyet. Ver şunu. Afiyet olsun.
Oğlum, oğlum. Ne dedim ben şimdi? Bekir abi. He. Dün akşam siz benimkini bir yere mi gönderdiniz? Yok, haberim yok. Niye, ne oldu ki? Geceden beri ortada yok da. Bir yerde sızıp mızıp kalmasın. Özledin mi kocanı kız? Ya, çok özledim. Gözüme uyku neyin girmedi. Bana göre hava hoş. Bir köşeye devrildiyse misafirlerden biri takılıp düşmesin. Yukarılara sağa sola bir bakıver istersen. Aman, bu kafayla senin kocanı mı arayacağım şimdi? Ayrılınca gelir nasıl olsa. Pis sarhoş. Biraz sonra geçer. Biz dünürlere gidiyoruz Bekir. Azıcık gezdireceğiz. Doktor gelince cepten arayayım bizi. Doktoru koy arabaya, yanımıza yolla. Yavaş çocuğum. Gördün mü baba? Hepsi bunlarınmış. Bahar'ı hiç iyi görmüyorum Gül. Başı ağrıyor baba. Bir şey yok. Ne zaman? Bölüm hangisi? Bakacağız işte. Sen hangi bölümde okumayı düşünüyorsun? İşletme veya ekonomi. Ben de bakacağım artık. Ne güzel buralar ya. Evet. Bütün bu toprakların hepsi güzel. Daha iyisin mi Selim? Ha evet. Annen haklıymış. Baksana, açık hava çok iyi geldi. Hala acıkmadınız mı baba? Acıkmaz olurlar mı? Saat kaç oldu? Hadi. Hadi yemeğe, hadi. Aa, hadi gelin. Hadi. Hadi, hadi çocuk, yürü hadi. Bir şey mi istedin? Bana bir viski verir misin? Hemen ağam. Verem, o normal şeyden mi? O normal şeyden. Çerez ister misin ağam? Yok sağ ol. Ağam. Haydar'ı köye yollamışsın ha? Evet Dicle. Terbiyesizliği diz boyunu aştı artık. Biraz kendine gelsin. Arkasından da Rıza'yla beni mi yollayacaksın?
Burası senin evin Dicle. Sen kendini istediğin sürece burada kalacaksın. Oğlu sana bakarak büyüsün istirem. Seni örnek alsın. Ayağının altında koştursun. Bayramlarda elini öpsün istirem. Bahar! Çekil önümden. Tamam. Ben seni garaja bırakırım. Gördüklerimin bir açıklaması var mı? Açıklamayı ne yapacaksın? Sen kalbini bozmuşsun bir kere. Ben senin iki günlük karınım Seymen. Kalbimi bozmam çok zor. Mutfağa giriyorum ve ayaklarının dibinde yüzünü ellerine gömmüş inleyen bir kız görüyorum. Çocukla onu da kocası gibi köyüne yollamayayım diye yalvarıyordu. Kocasını köyüne mi yolladın? Evet, yolladım. Geçici bir süre için cezalı. Düğünde biraz terbiyesizlik etti de. Çok güzel bir kız. Ben de sizi öyle görünce... İlk kavgamıza yemekle devam edelim mi? Açlıktan sana laf yetiştiremiyorum. İlk kavgamızı tanıştığımız gün ettik. İkincisini ertesi gün. Bu üçüncü. İnsan ders almıyor. Senin ne cadı olduğunu ilk günden görmüşüz işte. Arkana bakmadan kaçsana be adam. Yok. Gittik bir de üstüne evlendik. Ya bana ne demeli? Tanımadığım bilmediğim bir adamın peşine takılıp gelirsen olacağı bu. Böyle haremine girersin işte. Hala mı konuşuyorsun sen? Ya Seymen dur. Vallahi rezil olacağız. Sus karışma. Kendi mahallende istediğimi yaparım. Al ablacığım. Ama yumurtanı bitirmezsen gak gak sana küser sonra. Hadi ama. Günaydın. Aa, kimse kahvaltı etmedi mi daha? Yok. Ben de kızlara akşam yemeğini hazırlayın artık diyecektim. Hayret. Gelin hanım bu saate kadar nasıl uyudu? Hayriye bir çay getir kızım. Gece geç geldiler Dilara abla. Sana da çay getiren mi abla? Getir hadi. Açlıktan öldüm. Tamam. Ben de oturayım. Bunların kalkacağı yok. Gece nereye gittiler ki? Yemeğe gittiler. Oğlan da kalkacak da işe gidecek daha. Balayı yapıyor çocuk. Neden bir yerlere gitmediler ki? Hayret, kızın da hiç sesi çıkmadı. İşler ne olacak? Neredeyse bir aydır hiçbir işin ucundan tuttuğu yok. Müdürlerin eline kaldı her bir iş. Sümbül Sultan, Sümbül Sultan. Yerin kulağı vardır. Konuştuğuna dikkat et istersen. senden mi korkacağım? Ne bu uyku bu kadar? Ben 8'den beri hayattayım. Odamda çalıştım biraz. Hiç duymadık. Sen duymadın. Hayret. Aşağıda iki adam var ağam. Hamza Giller'den düğün hediyesi getirmişler. Bekir abi azıcık geliversin diyor. Ne yüzsüz şeyler be. Dikkat et aman oğlum. Bunlarda düzen çoktur. Sen burada bekle anne. Nedir Bekir? Hamzaoğlu hediye yollamış ağam. İlla size vereceklermiş. İyi, alın içeri.
Beyim Allah bir yastıkta kocatsın. Hayırlı olsun dedi. Sağ olsun. Aç bakalım şunu da ne yollamış görelim. Ne oldu? Niye baktın? Aç hadi aç. Şöyle beriye doğru. Yürü duvarın dibine. Sen de çabuk ol, hadi. Azıcık dur orada. Eşraftan düğün hediyesi yollamışlar da. Hamza olduğuna söyle. Hediyesini aldım. Sağ olsun. Güzel kama. Değil mi Bekir? Vallahi şahane. Ne kibar adam şu Hamzaoğlu. Ver odana götüreyim ağam. Şöyle baş köşeye babanın resminin altına asarsın. Günaydın güzelim. İyi uyudun mu? Ne oluyor Seymi? Bir şey yok. Normal uygulama. Dışarıdan gelen her şey aranır. Gel kahvaltı edelim. Geç kaldım hadi. Düğün telaşı bitip konakta yaşam günlük sessizliğine dönünce ben de içine düştüğüm tuhaf öyküyü düşünmeye başladım. Hiç tanımadığım bir aileye dünyanın öbür ucundan gelip damdan düşer gibi girmiştim. Beni büyük bir sıcaklıkla içlerine almış gibiydiler ama nedense içimden bir ses bu evde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, bu kalın taş duvarların arkasında garip sırlar olduğunu söylüyordu. Kocama duyduğum akıl almaz sevgi ve evdekilerin beni memnun etme çabaları sürekli aklımı dağıtsa da bir gün bu sırları bir bir çözmeye karar verdiğimi hatırlıyorum. Aman aman bitemedi bu hediyeler 3 gündür. Aa öyle demeyin, ben hediye almaya bayılırım. O zaman hediyenin büyüğünü almaya hazır ol. Hadi kızlar, siz şu eşyaları çabucak dolaplara asın. Sonra da sandığı buraya getirin bakalım. Ben de gelinime bu arada evi gezdireyim. Kız daha başını kaldırıp bir şeye bakamadı. Önce sandığı açsak sonra evi gezsek? Önce şu yayıntı kalksın. Hem kız da gelsin. O gelmeden sandığı açarsak evi başımıza yıkar. Senin mutluluğunu da zehirleyecekler gelin hanım. Çok sürmez, merak etme. Dilin yok, sesin yok. Ayak sesin bile yok. Nasıl bu kadar sessiz olabiliyorsun? Ağlama. Niye ağlıyorsun? Bırak elini keseceksin. Bırak dedim. Hey Allah'ım. Gel buraya. Hey Allah'ım gel canım. Bebeğim ağlama. Ağlama tatlım. Olacak kot montum. Çekil lan ayak altından. Oynayacak başka yer mi kalmadı? Sen yeni mi geliyorsun? Evet. Zeynep çoktan geldi. İyi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne o? Kavga mı ettiniz?
Benim ne haddime bir küçük hanımla kavga etmek. Artık onu Memo bırakıyor. Seymen ağamız bana işten el çektirdi. İçip içip ağzını kudurdun tabii düğünde. Olacağı buydu. Hadi git karnını doyur, börek var. Tokum sağ ol. Yol yakınken boyunun ölçüsünü alman iyi oldu bir bakıma. Ondan sonra çok daha zor olur. Herkesi kendin gibi salak mı sandın sen? Bana bak, kızın bir kabahati yok. Abisi yüzünden onu hırpalama oldu mu? Bugün okulda yüzüme bile bakmadı be. Biz daha bunu... Aha bunun kadar kendinden beri beraber büyüdük. Benim de bunun gibi bir kamyonum var. İçine binip kendini bana eşek gibi çektirirdi ya. Abisinin bir lafıyla bana sırtını döndü. Acaba abisinin bir lafıyla korkup sırtını dönen kim? Dikkatli sür oğlum. Mahsule heba ediyorsun. Annem de yıllar boyu burada babamın işten dönmesini bekledi. Her gün batımında 40 yıl. Onun gelmesine yakın evde büyük bir patırtı başlardı. Sofralar kurulur, rakısı buzluktan çıkartılır. Hatta bardağı dökülüp hazır bekletilirdi. Annem neredeyse sabahtan başlayarak bu an için beklerdi. Babam da gün batımını bir dakika bile geçirmezdi. Sonra bir gün gelmedi. Dilara, sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Eşin ne oldu? Yani nasıl öldü? Öldürüldü. Biz 50 yıllık bir düşmanlığı hiçe saydık. Birbirimizi deliler gibi sevdik. Babam bu barış için bir fırsat işte. Gençleri evlendirelim. Hamzaoğullarıyla bu düşmanlık bitsin dedi. Ama annem Osman'ı hiçbir zaman benimsemedi. Onun ailesi de benden nefret etti. Torunlarını bile görmek istemediler. Sonra bir gün Osman öldürüldü ve hiç kimse hiçbir şey hatırlamadı. Bu evde bile yaşam o kadar hızlı eski haline döndü ki sanırsın Osman hiç yaşamadı. Seymen geldi. Özür dilerim. Yani ben bu kadar erken beklemiyordum da. Gerçekten sözünü kesmek istemedim. Hadi git karşıla. Başka zaman konuşuruz. Aman bana fazla koyma Fatma abla. Sen ye de beyle. Sonra istesen de bulamazsın ona göre. Sadece tadacağım. Ya bir haftada 2 kilo aldım zaten. Ha, bak Şişko Hanım istemem ona göre. He. Sen önce şu hanımlarla görüş lütfen. Sabahtan akşama kadar bana birbirinden güzel börekler çörekler getiriyorlar. Ha, başta da bu hanımefendiyle. Yo, siz gençsiniz, yakarsınız. Bir şey yapmıyorum ki yakayım. Bütün gün evin içinde. Zaten resim malzemelerimi de getiremedim bu telaşede. Alışırsın Bahar'cığım, alışırsın. O odadan bu odaya dolaşıp zamanın nasıl geçtiğini anlamaz olursun bir süre sonra. Doğru. Hele Dilara kadar bol ilaç alırsan hangi odada olduğunu bile anlamazsın. Ben o ilaçları keyfimden almıyorum Seymen. Haftaya Zeliha'nın yaş günü. Aa, parti yapalım lütfen abi. Tamam yapalım. Evi de süsleriz, ben hallederim. Seyhan'ı da çağıralım. Cumartesi günü uçağa atlayıp gelsin. Küçük dayı da gelsin mi kuzum? Canım benim. Afiyet olsun, ben televizyon seyredeceğim. Gel Zeliha. Kızım yemeğini bitirsene. İçeride televizyona bakarken yesin bari.
Of, nesi var bu ablamın ya? Şahtı, şahbaz oldu. Kız geldiğinden beri her gün huzursuzluk çıkartıyor. Sanki düşman. Kocasının düşmanlığı buna da sindi sanki. Adam göçtü gitti. İçimizde yılan bıraktı. Bak, Bahar'ı da benzetecek yakında kendini. Görürsünüz. Anne yapma. Sadece kendini yalnız hissediyor. Abimler mutlu falan ya. Onun da aklına kendi mutlu günleri geliyor. İyi de insanlara hayatı zehir etmek mi lazım? Gene kendi evine mi çıksa acaba? Ne diyorsun sen anne? Bidul ablamızı çatımız altında barındıramayacak mıyız? Üstelik hasta çocuğuyla. Ben onu kendine getirmesini bilirim. Fatma abla! Buyur ağam. Hanımlara masaya dönmelerini söyle. Daha yemek bitmedi. Beni duymadın mı Fatma abla? Belki oturup açık açık konuşsan her şeyi. Siz kardeşsiniz. Yani bilmiyorum. Bana sanki kardeşlerin aralarında halledemeyeceği bir şey yokmuş gibi geliyor. Sessizlik uzadıkça bir şeyler birikiyor. Böyle anlamsız patlamalar oluyor işte. Seymen ağam hanımlar masaya gelsin. Yemek bitmedi dedi. Tamam Fatma, sağ ol. Bahar, sen git hadi. Tatsızlık olmasın. Zeliha'yı da götür istersen. Bu ağlık şakası da fazla uzadı ama. Sakın ağa Bahar. Onu bir daha göremezsin. Bana inan, onu iyi tanıyorum. Gel, gel birlikte dönelim masaya. Sen sakin ol Bahar, sen sakin ol. Tamam. Of, hep benim yüzümden. Sizin de tadınızı kaçırıyorum, Allah kahretsin. Aslında gerginlikler, kavgalar hiç ona göre değildi. O gece bir bebeğimiz olmasını çok istediğimi fark ettim. Ne kadar iyi bir baba olacağını, onun ve benim mutluluğumuz için dünyayı birbirine katacağını, ailesi için her şeyi göze alabileceğini görmek hiç de zor değildi. Bir sözüyle peşine takılıp gözüm kapalı buralara neden geldiğimi, bu avluda ne aradığımı artık iyice biliyorum. Öyleyse sürekli kalbimi sıkan bu el neyin nesiydi? Ben büyük bir sürpriz yapacağım Zeliha'ya doğum gününde. Aa, ne acaba Zeliş? Aa, hiçbir sürpriz benimki kadar büyük olamaz. Hadi bakalım. Herkese iş çıktı. Ben de kızıma güzel bir elbise yaptıracağım. Yarın çarşıya çıkıp terzi teyzesine gideriz. Prensesler gibi model seçeriz. Çabucak diker, değil mi kızım? Yarın kızları alıp şehre çarşıya gidelim. Seymen, ne dersin? Bahar'a göstermek istediğim yerler var. İyi olur. Biraz yediklerinizi yakarsınız hem. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım mı? Şuurunu falan mı kaybettin sen ya? Ne var söyle. Şu defterimi niye verir misin? Ben bugün okula gelmiyorum da. Oldu. Başka bir şey var mı? Var. Ama sen bilmesen de olur. Ne oluyor ne adam? Allah. Allah.
Gel ablacığım, sana taze süt kaynatam. Bak şimdi sağdı Sıdıka yenge. Ne sütü Dicle abla ya? Bebek miyim ben? Sen gelsene az içeri. İyi böyle. Gelsene kız, biri görecek şimdi ağladığını. Hadi. Çay iç madem. Al bakalım. Seninki bana, dün bana her bir şeyi anlattı. Nereden benimki oluyormuş o salak? Kendi kendine havalara falan mı girmiş yoksa? O kadar ne bilemem. Abisinin bir sözüyle beni sildi attı. Okulda yüzüme bile bakmadı dedi. Kim kimin yüzüne bakmadı? O var ya o. Biz bir kere şu kadarcık bebeykenden arkadaşız. Bunun yaptığı ayıp dedi. Hadi hadi. Sümüklü kızlar gibi ağlayacağına git ne diyeceksen suratına de. Artık korkak mı dersin, dönek mi dersin? Neredesin Zeynep? Seni masada sorup duruyorlar. Asya'nın bakmadığı yer kalmadı. Hadi çık kahvaltını et. Gidiyorlar, kalırsın vallahi. Bir kahve hazırlasana Dicle. Gelin abla odasına kahve istedi. Yine başı çatlıyormuş. Şu haplardan da istedi. Anne ben sizinle gelmiyorum, okula gidiyorum. Çok önemli bir sınavım varmış, unutmuşum. Size iyi günler. Zeynep, kızım dur, tek başına gitme. Dur bekle, biz bırakırız seni. Boşuna çeneni yorma. Giyinip kuşanıp aşağı sokağa vardı bile. Bir fırıldaklar çeviriyor bu ama. İş çıkardı Seymen'de. Ne güzel her gün Salih'le gidip geliyordu. Niye taktı oğlana durup dururken? Oğlan havalanmış. Anasını babasını beğenmez olmuş. Kızın da aklını bulandırır diye kestirdi attı. Günaydın anne. Şu çarşı işini yarına bıraksanız iyi olacak. Ne var, ne oldu? Bahar'ın yine fena halde başı ağrıyor. Gece hiç uyuyamadı. Kızın üstüne varmayın. Belli ki bizimle olmaktan sıkılıyor. Başı ağrıyor dedim ya abla. Olur oğlum. Ne olacak, yarın gidebiliriz. Acelesi mi var? Hem Zeynep'in de bugün sınavı varmış. Okula gitti. Çocuğa elbise ısmarlanacaktı. Hem benim de alacaklarım var. Yarın gidersiniz. Oldu peki. Gelin hanım ne zaman arzu ederse o zaman gideriz. Biz her sabah böyle erkenden kalkar, giyinip kuşanıp onun keyfinin gelmesini bekleriz. Abla neden böyle yapıyorsun? Neden sürekli ağız tadımızı kaçırmaya çalışıyorsun? Günaydın. Bağlara değil mi ağam? Bağlara. Seymen. Oğlum az baksana. Şu Haydar'ı köyünden getirtin artık. Kalacağı kadar kaldı. Ona bu ders yetmiştir. Kalsın biraz daha. İyice aklı başına gelsin. Evladım. Yerde sürünen kişi düşmekten korkmaz. Bil ki kaybedeceği hiçbir şey kalmayan adam zamanla en büyük düşman olur. Böylelerini göz önünden ayırmayacaksın. Sağda solda konuşmaya başlarsa hiç iyi olmaz. İşinize varınca Memo'yu yollayın, Haydar'ı alıp getirsin. Hem evde bekleyen genç karısı var, olmaz. Yakışık almaz. Bana bak, Bahar'la aranızda bir tatsızlık falan çıkmadı değil mi oğlum? Yok anne ya, ne alakası var? Zaten bu ağrılar sürerse İstanbul'a tetkike götüreceğim. Nazar değdi güzel gelinime, nazar. Anne bak, kurşun murşun döktüreceğim diye kızın ödünü patlatma sakın. Bak bozuşuruz. Hadi oradan, cahil miyim ben, git işine. Selametle hadi. Hay Allah'ım yarabbim. Şu kekik suyunu indirin bana. Kafuruyla alkolü de verin.
Sirke de iyi gelir başlarsın abla. Sirkeli bez mi yapsın? Dur, şunları bir deneyelim de. Sen zahmet etmeseydin abla, ben yapsaydım. Benim elimden olursa daha çabuk iyileşir. Maşallah Sümbül Hanım gelini pek bir sevdi. Kendi kızı gibi gözünün içine bakıyor. Değil mi Dicle? Allah bozmasın. Dicle çok dertli abla. Gelini kızı görecek gözü yok. Ne kız? Haber yok mu seninkinden? Köydeymiş işte abla. Ne haber olacak? Git demişler, gitti işte. Ne olmuş ki? Haydar düğünde bir tatsızlık mı çıkarmış? Bekir'e sordum, o da ağzını açmıyor. Çıkarmıştır. İçince bilmez misin? Aptal o senin kocan kız, aptal. Bak elinden tuttular, adam ettiler, ne güzel kız verdiler. İş güç sahibi ettiler. Ağanın evinde ekmek ölden su gölden geçinip gideceğine. Bunlar karnı doyunca böyle azıtıyor işte. Hazımsız herif. E ne olacak şimdi? Ne olacak abla, geldiği yere döndü işte. Bak bu da hiç aldırıyor mu? Kocan kız o, senin hiç üzülmüyor mu? Aman kocalığı batsın. Bir bildiği var ki aldırmıyor abla. Belki işine geliyor böylesi. Elden ne gelir? Seymen Ağa'nın emri. Git demiş, gitti işte. Çok sağ olun. Size de zahmet oldu. Gerçekten iyi geldi bu. Övünmek gibi olmasın ama benim elimden hiçbir hastalık kurtulmaz. Hadi kalk, güzel bir banyo yap. Bunun kokusu çok fenadır. Sonra sıkı bir kahvaltı, sonra da yat uyu. Kalktığında taptaze olursun. Sabaha kadar uyuyamadım. Bu ne biçim ağrı anlamıyorum ya. Bütün gün hiçbir şeyim yok. Yatağa girince böyle enseme şişler batıyormuş gibi oluyor. Fırlayıp uyanıyorum. Hadi gel. Hadi gel kızım. Ya ne güzel çarşıya çıkacaktık. Sizin de planlarınızı alt üst ettim. Kızlara da ayıp oldu. Aa, ne olacak kızım? Günler çuvala mı girdi? Yarın gideriz. Zeynep çok kızmıştır ama değil mi? Yok yok, o okula gitti. Sınavı varmış, isabet oldu. Aman neyse, günlerce dilinden kurtulamazdım yoksa. Herkes girdi, sınıfa girmemiz lazım. Ben sınıfa girmek istemiyorum, gezmek istiyorum. Bir yere gidip konuşmamız lazım. Senin derse girmen gerekmeyebilir. Ama ben girmek zorundayım. Sen korkağın tekisin. Derse girmiyor musun? Hayır. Peki. Ya nereye gidiyorsun? Senin gibi korkakları görmeyeceğim bir yere. Tamam. Bir yere gidip konuşalım. Bizim Cihan'ın abisinin çömlek atölyesine git bekle. Salih geliyor de. Hastanede oturup konuşacak halimiz yok herhalde. Hadi toparlan Haydar, konağa gidiyoruz. Senden erişecek halim yok, hadi dedik. Yok istemez, burası iyi. Ne diyorsun oğlum sen, amal gel dedim. Ben kovulduğum yere dönmem. Adam olaydın da kovulmayaydın. Hadi uzatma, işim gücüm var hadi. Tabii ağır mesuliyetlerim var artık senin. Bir nevi öyle.
Senin aklın ermez. Doğru. Senin gibi yüksek ilkokul diplomamız yok. Fabrikaların başına falan mı düşünüyor ağan seni? Sen adam gibi şu arabaya bineceğim mi yoksa başka türlü mü bindirelim Haydar Efendi? Yürü hadi yürü. Korkutma beni Memo. Bak donuma dolduracağım şimdi. benden günah geçti. Demek ki Bekir abiye durumu aksettireceğiz. Bir de şu eşiğin ayağına araba yolladık. Tamam ulan konuşma. Yürü hadi. Bak bak bak. Saygısı sabah. Geç çabuk öne ayı. Konuşma be. Sür hadi. İyi burası. Sıktın lan sen artık. İyi ben de gelmem o zaman. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, bakıyordum da. Buralı mısınız? Yok, sayılır ama. Vay Salih, kardeşim nereden çıktın sen? bizim arkadaş sizin saç şeyini hiç görmemiş de ona bakacağız. Tabii geçin bakın, okul yok mu bugün? Bizim öğlene kadar boş, hoca hastaymış da. Ha, çay söyleyeyim mi size? Yok abi, zahmet etme, gel bakalım. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun? Gel benimle. Yürü. Ne kadar ilginç. Kimin saçı bunlar böyle? Dünyadan herkesin var. Her gelen kadın bırakıyor. 25 yıldır biriktirmişler. Metin abi beni tanıdı galiba. Tanısın ne var? Bana göre hava hoş. Senin için söylüyorum. Ne var? Sınıf arkadaşımıza bir şey gösteriyoruz. Ya bir şey konuşacaktın. Neden bana acayip davranıyorsun? Birden sizli bizli falan oldun. Abin bizim senli benli olmamızı hoş karşılamıyor. Açıkça söyledi düğünde. Bir de laf etmişsin. Biz arkadaşız, bana yüz çevirdi bilmem ne diye. Asıl sen dün benim okulda yüzüme bile bakmadın. Artık beni sevmiyor musun? Yani arkadaş olarak demek istedim. Dönelim mi? Tamam. 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 Önden geç. Geldin mi Haydar? Hoş geldin. Hadi geç mutfağa karnını doyur. Karın içeride, gözü yollarda kaldı. Oğlunun karının hatırına affetti ağan seni. Ben de o bizim oğlumuz sayılır. Çoluğunun çocuğunun başına gelsin dedim. Artık içmek yok. Kendine çeki düzen ver. Hadi çocuğum. İçmem Sümbül anne. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. (Gülüyor)
Az daha geberteceydim hayvan. Burnumdan getirdi gelene kadar. Sağ ol Hayri. Bir şey değil. Bu kadar işinin gücünün arasında bir de bununla uğraşıyorsun. Hiç. Daha Kayseri'ye gidilecek. Kargodan gelin hanımın eşyaları alınacak. Döneceğim ağamı bağdan alacağım. Selamun aleyküm millet. Hoş geldin. Bir kap bir şey koyun da yiyelim. Kaç gündür kuru ekmekten başka bir şey geçmedi kursağımızdan. Ebu sana iyi bir ders olmuştur Aydar. Tam buldun adamını. Öğlen yemeği daha yeni pişiyor. İki yumurta kır da yesin Dicle. Merak etmedin mi kız bu adam nereye yok oldu diye? Hiç arayıp sormadın. Ne arayıp soracağım? İnsan giderken şundan şu oldu demez mi? Dedirttiler de demedik sanki. Ama ne oldu? Utandılar bak. Ayağıma kadar araba yollayıp aldırttılar. Gelmeyecektim ama hadi büyüklük bende kalsın dedim. Aldırtmaları sana saygılarından değil asalak. Uyan artık. Köyde möyde abuk subuk konuşursun. Gözlerinin önünde ol diye aldırttılar. Sanki biz bilmiyoruz. Ek yerleri görünsün istemezler tabii. Senin de vaktin gelecek Haydar Efendi. Bunu yanına bırakacaklarını sanmayasın. Adam ol kız kuyruğuna otur da kabahatini unuttur. Karnın doysun hiç olmazsa. Sen gelsene biraz yanıma. Çek elini ulan! Bak bu evde barındırmam seni ona göre ha. Senin bu evde barınman bana bağlı esas. Beni kapıya koyarlarsa yanıma seninle piç koyarlar haberin olsun. Kendini boşa saklıyorsun bana olursa. Ağanın kraliçe gibi karısı var. Sen bu sevdadan vazgeç. Canın hiç çekmiyor mu kız kaç senedir ha? Bin canım olsa bile birini vermem sana. Ye şunu. Çek git başımdan hadi. Senin gibi yılanın elinden yemek yiyeceğime aç geberirim daha iyi be. Göreceksiniz gününüzü siz. Haydar kimmiş eşek gibi anlayacaksınız. Acı mı bunlar? Acı gelin abla. Dur 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 dur. Gel bakayım sen buraya. Ay ay yanaklara bak. Kaçma aşağı inme demedim mi ben he? Bırak ya bir şey yok oynuyorlar işte. Ay gözlere bak. Ay ne kadar güzel. Babasına çekmiş. Çabuk evine Dicle. Al şunu ayak altından. Dur. Sana kaç kere söylüyorum şunu ayak altında dolaştırma diye. Çocukta terbiye diye bir şey kalmadı bunun yüzünden. Herkese merhaba. Aa hoş geldin. Ne o? Bugün bekleyenimiz yok. Haberin senden önce geldi geç geleceksin diye. Koş öyle Memo. Aman hoş geldin ha. Hiç duymadık geldiğinizi. Kendi gürültünüzden duymamışsınızdır. Al şunları götür içeri. Bunlar ne? Sürpriz. Aç bakalım. Nasıl sürpriz? Söylesene çabuk. Ne haber abla? Nasılsın? İyiyim Seymen. Geç kaldınız. Bu sana. Ay Seymen. En kaliteli resim malzemelerinden. Seymen. Nerede seyredeceğiz bunları? Yarın görürsün nerede seyredeceğini. Yoksa ev sineması mı aldın? Ben şu terası atölye haline getiriyorum. Of oradaki ışık harika ya. Ben orada bütün gün çalışırım. Burada resmi yapılacak o kadar çok şey var ki. Seymen nereden aldın bunları? Hangi odayı sinema yapalım acaba? Ne marka aldın? Seymen, Seymen ya söylesene. Baksana. Tamam teker teker konuşuyorum. Ne oluyorsunuz ayol? Birine bir şey mi oldu? Seymen ev sineması almış anne. Bana da resim malzemeleri almış anne. Ev sineması da nasıl bir şeymiş? Ay hadi yemeğe oturalım. Ay açlıktan öldü millet. Nerede kaldınız oğlum? Zeynep nerede? Zeynep'i de çağırın hadi. Thank you.
keçiler bunlar böyle? Bana poz verirler mi acaba? Bak keçilerine iş çıktı dayı. Resim mi çiziyorsun sen gelin? Ressam o ressam. Ressam mı? Aha. Sağ ol Salih. Salih. Ablanlar içeride film seyrediyor. İstersen gir seyret. Annem falan da orada. Yok Seymen abi. Ben bir şeyler yiyip çıkacağım. Arkadaşlarla buluşacağız. Dersler nasıl? İyi. Hadi bakalım. İş iyi kalmadı. Güzel bir karne bekliyorum. Tamam mı? Tamam Seymen abi. Gel Bekir. Otur al birini. Asayiş Berkemal sonunda. Nihayet. Aman şşt, sus ses etme. Öyle gibi. Şu kadın milletini zapt etmek aslında ne kolay değil mi ağam? Ya Bekir Kirme ne adamsın sen ya? Bu Luchescu hücum futbolundan hiç anlamıyor ha. Tek bildiği şey defans, defans, defans. Peki bu takım nasıl galip gelecek? Ah Bekir Kirme. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz Bahar yengesi. Oo, Mahsen'in nadide parçaları çıktı demek. Bak yengecim, böyle şarabı dünyanın hiçbir yerinde içmemişsindir. Tahmin ederim. Gel birer kadeh tadalım ha. Ya dur sabret biraz, masa falan kurulsun. Herkes gelsin, ayıp. Aa, bir şey olmaz, gel hadi. E hadi. Anlat bakalım. Düğünden beri görüşemedik. İstanbul nasıl? Bildiğin gibi. Aynı sıkıcı mekanlar, aynı suratlar. Aynı kızlar. Söyle bakalım, özel birisi var mı hayatında? Vardı, bitti. Heyecanı kalmamıştı, bitti. Kolay vazgeçiyorsun galiba. Herkes abim kadar şanslı. Ben de çok şanslıyım. Bir gün senin de şansın güler. Hiç merak etme Seyhancığım. Ah! Erkenden kafa çekiyorsunuz bakıyorum. Oğlum, gelir gelmez konağın ahlakını mı bozuyorsun? Hoş bulduk abi. Lan gelsene oğlum aşağı. Dünyanın paketi var burada. Al bakalım.
hediyesi senin. Koca kız oldun ya. Tamam, hediyene bak ama önce bir öpeyim. Sen ver hadi. Al, bu da benden. Oy oy, dayısı neler almış. Al Zeliş'ciğim. Ne güzel şeyler bunlar böyle. Hadi git de aç hediyeyi. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Sonra açarsın. Hadi gel pastanı kes. Zeliha yeter ama. Kalk. Yeter artık. Bıktım düğünlerinizden de, doğum günlerinizden de. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edin bakalım. Sandınız ki ölülerle birlikte anılar da gömülür. Hepinizi Allah kahretsin. Ne oldu abla? Anne, kızlara söyle masayı kaldırsınlar. Kanatlarımızı da alalım. Aa, beni de mi istiyorsun? Peki tamam, hadi beraber uyuyalım o zaman. Hadi dikilmeyin, girin içeri siz de. Uyu sen güzel. Uyu. Zeliş uyanmasın. Hesap ver bakalım. Hesap ver!